Medya Baronuna hoş geldiniz. Bu videodaki konumuz Bayraktar TB2'nin kopyası olan Yeni SİHA. Hem de bu yurt dışında yapıldı. Düşen sihalarımızın incelenmesiyle yapıldığı söylenmekte. Bildiğimiz üzere TB2'nin harp sahasında gösterdiği üstün başarılardan sonra ülkeler tarafından ciddiye alınmaya başladı. İlk olarak Ruslar TB2'nin benzerini geliştirse de bir ülke bütün yapısını kopyalamış. Peki bakarsak TB2'nin teknolojisi gerçekten taklit edilebilir mi? Bu yeni kopyanın özellikleri neler veya bizim sihamız kadar iyi olabilir mi? İncelemeye başlayalım. İnsansız hava araçları ne kadar on yıllarca yıl önce de üretilseler de esas gelişimlerini 21. yüzyılda görmekteyiz. Özellikle Bayraktar TB2'nin Libya'da ve Suriye'de yaptığı operasyonlar dünyada oldukça ses getirdi. Askeri doktrinleri değiştirmekle beraber dünya pazarında söz sahibi olmamızı sağladı. Öyle ki Rusların pansir satışlarının bile önüne taş koyabildi. Haliyle rekabet ettiğimiz devletler de bu teknolojimize karşı kendilerince önlemler almaya başladı. Çünkü bu elinde olanın galip geldiği bir teknolojiydi. Nihayetinde şimdilik tanımlanamayan ve benzeri olmayan bir sistemden bahsetmekteyiz. Orduların bu tarz araçlara karşı ciddi önlemler alma şansı yok. Zaman ve teknoloji birikimi gerektirir. Bu sebeple de ülkeler sistemin muadilini yapmaya odaklanırlar. Caydırıcılıklarını bu şekilde katlarlar. Sizde olan bir silah düşmanınızda da varsa riskleri alıyorsunuz demektir. Mesela hipersonik silahları durdurmanın yolu şu an için yok. Lakin Çin bunu durdurmayı bulmak yerine hipersonik silah geliştirebilir. Bunu duyurduktan sonra da gerekli caydırıcılığı sağlamış olur. İşte Rusya ve teknolojimizi yeni kopyalamaya çalışan Birleşik Arap Emirlikleri'nin yapmaya çalıştığı da tam olarak bu. Çünkü bu iki ülkede Libya ve Suriye'de ciddi varlık göstermekteler. TB2 en çok problemi bu ülkelerde yaşadı. En hızlı önlemleri de bu taraflar almıştı. Rusya Lancet gibi çözümler üretmeye çalışsa da başarısız oldu. Zaten yaptıkları benzer SİHA'da TB2'nin yanından dahi geçmemekteydi. Ancak yeni yapılan Arap malı Riyach S denilen SİHA teknik kısmıyla öne çıkabilmekte. Özellikle de Bayraktar TB2 ile benzer nitelikleri taşıması biraz garip. Hatta SİHA'nın kullandığı mühimmatlar bile MAM serisini oldukça andırmakta. İtki sistemi bulunmayan ve kanat yapılarının benzemesi buna kanıt. Hatta bu araç ve mühimmatlar Dubai Air Show'un en dikkat çekici ürünleri oldu. TB2 ile aynı motoru kullanması bile insanları meraklandırdı. Bizim de dikkatimizi çektiği için bakalım tam olarak kopyasını yapabilmişler mi? İlk olarak teknik yapısından girelim. Tasarıma baktığımızda aynı olarak görsek de bazı farklar var. Dış görünüş olarak Riyaj S'in TB2'den en net farkı rengi ve havalıkları. Mat siyah bir kaplamaya sahip. Aynı zamanda da tek bir havalığı var. Bu alık gövdenin tam üstünde konumlandırılmış. Bu konum sırt kısmındaki boşluğun ta kendisi. Ancak yine de gövdeden bağımsız bir yapı havası olduğunu görebiliriz. Yüzey ve gövde oranına göre oldukça geniş yapıda. Bu onun radar ekosunu ve aerodinamik verimini düşürecektir. Aynı yapı TB2'de gövdeye paralel ve saklı durumda. Devamında rotor pallerinin çok daha geniş olduğunu da görebiliriz. TB2'nin pervaneleri epey küçük. Bu alçak hava savunma sistemleri için çok önemlidir. Paller ısının en büyük kısmını oluşturur. Sürtünme kuvveti dolayısıyla bertaraf edilmesi imkansızdır. Bu da büyük bir eksik olarak karşımıza çıkmakta. Riaches biraz geride. Ancak motor ve amaç aynı olduğundan sayısal olarak bazı benzerlikler de yok değil. 12 metre kanat açıklığı, 600 kilogramlık kalkış ağırlığı veya 200 kilometrelik haberleşme menzili. Bunlar benzer ve zaten geneldeki standart temeller. Bu yüzden pek incelemeye gerek yok. Silahlarıyla devam edersek bu kısımda Riach 120 kiloluk faydalı yükle havalanabilmekte. Tam yükle yaklaşık olarak 24 saat uçuş yapabileceği söylenmiş. Yeterli diyelim. Zaten bizim TB2 de buna yakın ama ilk modelleri buna yakın. Biz kendimizi daha fazla geliştirdik. Mühimmatlarına geçersek de Desert Sting adında bir isme sahipler. MAM serisine benzer bir aileyi oluşturmaya çalışmışlar. 5, 8, 16 ve 25 şeklinde kodlanmış. En ufağı 15 kilo ve en ağırı ise 45 kilogram şeklinde. Her üye GNSS güdümle 16 kilometrelik bir menzile sahip. Lazer güdüm seçenekleri mevcut değil. O yüzden yapacakları şeyler bize göre daha kısıtlı diyelim. Genel olarak tüm sisteme baktığımızda kopyalandı derken bazı sorunlar görüyoruz. Çünkü insanlar düşen TB2'ler üzerinden bu sistemlerin geliştirildiklerini düşünmekteler. Ortada bu şekilde iddialar var. Ancak bu sistemler sadece tasarımsal olarak birbirine benzemekte. Teknik olarak benzerliklerinin hiçbir önemi yok. Çünkü savaş sahasında hiçbir şey beklendiği gibi olmayacak. Kopyalanan tasarım veya yapılan mühimmatların bir değeri yok. Sadece Arap Emirlikleri başarılı bir konsepti almış ve kendine göre yorumlamış. Yoksa bizim kadar etkin sistem yapma planları da yok. Ardışık şekilde psikolojik ve gücü bir arada tutmak istemişler. Amaçları ufak tefek zırhlı araçları vurup gövde gösterisi yapmak. Hatta bir de devamında motor konusu var. Bilinen üzere artık yurt dışında batılı hiçbir devlet Türkiye, İran gibi devletlere motor satmamakta. Özellikle de TB2 gibi stratejik ürünlere taviz bile vermezler. Bu sebeple de biz Rotax 912 motorunu kullanmaktayız. Bizimle beraber bu motoru kullanan birçok ülkede mevcut. Basit ve modernler. O yüzden Arapların da bu tercihi yapmasına şaşırmamak gerek. Ayrıca fiziksel ve kütlesel olarak TB2 ile benzer işler yaptıkları için daha farklı bir motoru seçmeleri de hata olurdu. Peki son olarak madem TB2 kadar iyi değilmiş yine de bununla birilerine kök söktürebilirler mi? Buna da bakarak bitirelim. Bu noktada operasyonel başarı ve doktrin kırma prensiplerine bakmamız lazım. Bunlar muadil sistemlerde önemlidir. Riach S sihası en az Bayraktar kadar başarılı olabilmeli ki bize karşı caydırıcılığı bulunsun veya var olan doktrinleri yeniden kırsın, teknoloji kazanımı sağlayıp ilerlesin. Bunları yapamadığı sürece de ellerindeki sistem TB2'yi sadece yüceltir. Zaten asıl mevzu mesele teknikte de değil. Bizim sistemlerimizin içinde bulunan yazılım ve yapay zeka önemli. Arap Emirliği'nin bunları birebir kopyalama veya yapma şansı yok. Bu tarz teknolojiler parmak izi gibidir, eşi veya benzeri olmaz. En iyisini yapamadığınız sürece de rakibinizden geride olursunuz. TB2'nin bunca elektronik karıştırmaya rağmen ayakta kalmasının sebebi bu. Bir organizma ile savaşan bağışıklık sistemi gibi düşünün. İşte bizi öne çıkaran kimse olmayan o farklı bağışıklık sistemi. Sonuç olarak kopya Arap sihası şu ana kadar yapılmış TB2'ye en yakın sistem olabilir. Fakat aralarındaki uçurum gözler önünde. Yazılımın ve yapay zekanın etkin olduğu bir yapı asla taklit edilemez. Her yönden bu siha TB2'nin gerisinde kalacaktır. Bunlarla Libya veya Yemen gibi bölgelerle ancak kamyon ve küçük grupları vurabilirler. Yine de bu da onlar için bir başarı. Kendi savaş sahalarını rahatlatabilirlerse amaçlarına ulaşmışlar demektir. Bakalım neler yapabileceklerini ilerleyen yıllarda göreceğiz. Şimdilik geldik bir videonun daha sonuna. Videoyu beğenerek bu emeğe karşılık verebilir, abone olarak da yeni videoların takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Ben medya baronu ve herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.